Merhabalar sevgili Kartal çocuklar. Ben Sabiha Bingütaş Gülşin'den Gülşin öğretmen. Bu haftaki uzak eğitim videomuzun konusuna geçmeden önce biraz spor yapalım. Ne dersiniz? Öncelikle kollarımızı omzumuza birleştiriyoruz. Daha sonra omuzlarımızı öne doğru daire çizerek 10'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı hareketi omuzlarımızı arkaya doğru daire çizerek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet çocuklar, şimdi biraz rahatlayalım. Bu haftaki uzak eğitim videomuzun konusu engelliler. Bizim hayatımızda bazen karşılaşabileceğimiz engelli insanlar, hayvanlar olabilir. Bunlar ya kaza sonucu ya da doğuştan bu tür engellere maruz kalmış insanlar, çocuklar ve hayatını bu şekilde sürdüren insanlar, hayvanlardır. Bunlara, böyle insanlara ya da böyle canlılara, bu şekilde gördüğünüz hayvanlara, sizler gördüğünüz anda engelleri varsa yardımcı olarak onları dışlamadan, hor görmeden, onlara kötü davranmadan, hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi içinize alarak onlarla birlikte bir yaşam sürmeniz gerekiyor çocuklar. Çünkü o engeller onların seçtiği engel değil. O engeller hayatın onlara getirmiş olduğu engeller. Bu engel adayı bizler de olabilirdik. Bizler de engelli olabiliriz, engelli olarak kalabiliriz. Mesela yolda giderken bir arabanın çarpması sonucu engelli kalabiliriz. Hiç belli olmaz mı? Bunun için sizler de böyle insanlar ya da hayvanlar gördüğünüzde onlara müdahale ederek ve yardımcı olarak bu onlara destek olmanızı bekliyorum. Şimdi sizlerle birlikte engelliler için bir şiir okumak istiyorum. Engelli arkadaşım. Engeli varmış, olsun. O benim arkadaşım. Arabasını sürer, beraber dolaşırım. Kolay değil yaşamak. Hele engelim varsa. İsterim ki dünyada herkes sağlıklı olsa. Dilerseniz bu şiiri ezberleyebilirsiniz çocuklar. Şimdi sizlere bir bilmecem var. Ben giderim, o gider, yanımda tintin eder. Bu bilmecenin cevabını bir sonraki videoda sizlere söyleyeceğim. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün bir sonraki videosunda görüşünceye dek evde kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın çocuklar.